Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle kitap videosu çekmek istedim. Kitaplarımı görün istiyorum. 2024'te okuyacağım kitapları sizinle paylaşmak istedim. Zaman zaman indirimleri yakalayıp arada sırada yaptığım alışverişler sonucunda ve daha önceden de okumadığım kütüphanemde kalmış olan kitaplarımı çıkarttım. Hem ne var ne yok ben de görmek istedim. Bu yıl tabii kitap almadan duramayacağım muhtemelen. Yine alacağım arada sırada. Ama öncelikle bunları okumak istiyorum. Şimdi neler okuyacağım? Kütüphanemde neler var? Onlara bir bakalım isterseniz. Evet, Murakami artık sevdiğimi bilmeyeniniz kalmamıştır. Murakami'den de benim okumadığım sadece Dans 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 ve İmkansız'ın şarkısı kitapları kaldı. Diğer serilerini ve diğer bağımsız kitapların hepsini okudum. Semenderlerle Savaş. Geçen sene aslında kitap kulübümle okuyacaktık. Sonra fikir değiştirdik. Bu da arada kaldı. Ben okuyamadım da zaten bunu ama bu sene okuyacağım. Bunu merak ediyorum. Hasan Ali Toptaş Heba kitabını okuyup çok beğenmiştim. Bir de şimdi çok bu kitabını merak ediyorum. Instagram sayfalarında çok görüyorum. Kuşlar Yasına Gider kitabını. Şöyle göstereyim. Kotsetten Utanç. Bunu ikinci el kitap satan sahaflardan aldım arkadaşlar. İkinci el kitaplara da göz atın diyorum. Bazen çok pahalı olan kitapları ikinci el de daha uygun bulabiliyoruz. Evet, İş Bankası. Kendilerini intihar ettiler bunlar. İş Bankası Yayın Evleri'nin Modern Klasikler dizisinden Sineklerin Tanrısı. İstanbul Treni ve Büyülü Nisan kitaplarını bu sene okumayı hedefliyorum bunlardan da. Modern klasikler güzel oluyor arkadaşlar. Hem kısa oluyor hem güzel konuları oluyor. Kazuo Ishiguro'dan Clara ve Güneş. Ishiguro önemli bir yazar. Daha önceden Gömülü Dev'i okumuştuk biliyorsunuz ki. Günden Kalanların filmi de vardı. Bunu çok merak ediyorum. Uzun zaman oldu. Uzun zaman önce aldım ama okumaya fırsatım olmamıştı. Gecenin Sonuna Yolculuk, Luis Fernando Celi'nin Yapı Kredi Yayınları'ndan arkadaşlar. Bu da kitap okurlar sayfasında çok görüyorum. Bunu merak ediyorum. Evet, bunlar böyle gene düşecekler çünkü. Şöyle biraz düzelteyim. Orhan Pamuk'tan birçok kitabını okudum. Sessiz Ev kaldı. Birkaç tane daha kitabı kaldı ama işte Sessiz Ev'i merak ediyorum. Şöyle göstereyim. Limon Ağacı, Sandy Tolan'dan. Bunu kesinlikle okumam gerekiyor. Çok merak ediyorum. Bir Arap, bir Yahudi ve Orta Doğu'nun kalbi diyor. Elif Şafak da bir şey yazmış arkadaşlar. Bir bakalım ne yazmış buraya. Bu acı veren güzel öykü kitap bittikten sonra bile insanın aklında kalmaya devam ediyor diye yazmış Elif Şafak. Elif Şafak'ı severiz. Evet, Sezgin Kaymaz'dan Farfara kitabını almışım. Sezgin Kaymaz'ı da seveceğimi söylüyorlar. Kitap sayfalarından birçok arkadaşlarla yazışıyoruz arkadaşlar. Birbirlerimize kitap tavsiyelerinde bulunuyoruz. Sezgin Kaymaz'ın da kitaplarının güzel olduğunu söylüyorlar. Benim tanışma kitabım olacak tabii. Evet, Kör Burun'u mutlaka okuyacağım. Hikmet Hükümenoğlu'ndan Harika Bir Hayatını okudum. Bir tane daha bir kitabı var, Atmaca, onu da alacağım. Kitap kulübü için uzun bir kitap ama Harika Hayat'ı çok sevdi kulübümdeki arkadaşlarım. Belki Atmaca'yı okuruz diye düşünüyorum ama bunu kesinlikle bu sene okuyacağım. Suç ve Ceza'yı Notre Dame'ın kamburuna aslında çok yıllar önce okudum. Üniversitede de okuduğum, lisede de okumuştum. Ama bunları okumak durumundayım tekrardan. Çünkü kitap kulübümden klasikler okuyalım diye bir istek var. Ve kitap kulübümdeki arkadaşlar da birçoğu çok genç yaşlarda okumuşlar. Şu anda hatırlamıyorlar. Bu yaşlarda bir daha okumak istiyoruz. Ve detaylı bir şekilde analiz istiyorlar arkadaşlar. O yüzden ben biraz hızlı okuma yapabilirim. Belli de olmaz. Belki tekrar baştan sona da okuyabilirim bunları. Klasikler her zaman okunduğu zaman başka anlamlar yükleyebiliyoruz. Başka bakış açısıyla okuduğumuz zaman çünkü. Suç ve Ceza ve Notre Dame'ın
Kamburu klasiklerden koyalım. Başka klasiklerden burada devam ettiğim Emil Zola'nın Hayvanlaşan İnsanı, Yaşama Sevincini, Germinal'ini okumuştum. Bir tek Nana kaldı bu klasiklerden. Emil Zola'yı da böyle tamamlayacağım. Evet, Tolstoy'u biliyorsunuz ki birçok eserini okuduğum, bitirdim. Hatta tekrar tekrar okuduklarım var içerisinde ama Tolstoy ders gibi geliyor bana. Ders kitabı gibi artık o kadar alışmışım ki ders çalışır gibi kitapları okumayı. Bir tek Diriliş kaldı. Birkaç tane daha kaldı ama en önemli eserlerinden bir tanesi de Diriliş. Bu klasiklerden başlayınca Diriliş'i de okuyacağım. Evet, Margaret Atwood'dan iki tane kitabım var. Biliyorsunuz ki distopik yazmayı çok seviyor bu Kanadalı bir yazar. Şu bir serinin ikinci veya üçüncü kitabı olabilir arkadaşlar. Emin değilim. Damızlık Kızın Öyküsü filmi diye vardı. Netflix'te olup olmadığından emin değilim ama biz bunu gene bir internetten seyrettik eşimle. Damızlık Kızın Öyküsü'nün ikinci veya üçüncü kitabı olabilir bu. Ben bunu 6 sezonluk bir dizi olduğu için 3 sezonunu falan baya baya seyrettim. Herhalde sonlarını seyretmediğim için bu kitaptan da onu tamamlamayı düşünüyorum. Aynı yazardan gene Antilop ve Flora diye bağımsız bir kitap bu. Diziyle alakası yok. Onu okumayı düşünüyorum. Evet, Amin Maalouf bildiğim bir yazar. Afrikalı Leo'dan tutun Semerkant'la başladık. Işık Bahçeleri'ni okuduk. Empedoklos'un dostlarını en son okudum. Ölümcül Kimlikler var ama Afrikalı Leo da çok güzeldi. Yolların Başlangıcı var. Bunu okumak istiyorum. Herhalde ilk kitaplarından bir tanesi bu. Onu da okuyalım. Evet, Hermann Hesse Boncuk Oyunu aklıma geliyor. Siddhartha aklıma geliyor. Bozkır Kurdu geliyor. Narzis ve Goldmund kitabını da okuyalım. Hesse'yi tamamlayalım. Külliyata devam diye almıştım bunu da. Umarım zaman bulup bunları okuyacağım bu senede. Evet, Yevgeni Zamiyet'in hiç okumadığım bir yazar. Bunu okumam lazım. Tanrı'nın Kırbacı. Bu okunması gereken bir kitap arkadaşlar. Evet, okumak şeylerinde, postlarında, Instagram sayfalarında Shibumi'yi çok görüyorum. Özellikle Betül'ün kitap yorumlarında bunu çok gördüm. Çok o yüzden oradan aldım. Feyiz aldım Betül'den. Gabriel Garcia Marquez Yüzyıllık Yalnızlık. Çok dediğim gibi seneler önce okumuştum. Hatta kitabım parçalandı ve ben bunu yeniden aldım. Hem kütüphanemde kalsın diye. Markez'den neyi okumuştum? İlk okuduğum kitap Kırmızı Pazartesi'ydi. Öbür Cinler diye bir kitabını kitap kulübümle kitap sohbeti yapmıştım. Sonra Benim Hüzünlü Orospularım diye bir kitabı var kısacık. Onu okudum. Albaya Mektup onu okudum. Yüzyıllık Yalnızlığı bir daha okumak istiyorum. Bir de Kolera Günlerinde Aşk var. Onun filmi de vardı. Filmini seyrettiğim için kitabını almadım. Aslında kitabını tekrar okusam çok iyi olur ama Yüzyıllık Yalnızlık ilk başta okuyacağım darımdan. Evet, Dostoyevski'den Budala'yı okumadım arkadaşlar. Bu klasiği hiçbir zaman okumadım. Dostoyevski'den birçok eser okudum. Kumarbazlar, Ev Sahibisi, evet, Suç ve Ceza'yı okudum. Tekrar okuyacağım. Kumarbaz'ı okudum Dostoyevski'ni. O güzeldi. Budala'yı hiçbir zaman okumadım. Bir de onu okuyalım diyorum ben. Budala'yı. Evet. Hakan Günday'ı çok seviyorum. Hakan Günday'la tanışma kitabım Kanyas ve Kinya, Kin, ay, neydi o acaba? Kinyas ve Kayra mıydı? Kayra ve Kinyas kitabıydı. Çok hoşuma gitti. Sonra bir tane daha bir kitap okudum ondan ama hatırlayamıyorum. O da çok hoşuma gitmişti. Dolayısıyla dedim ki bunu da kızım bana hediye etti doğum günümde. Madem Hakan Günday'ı seviyorsun bunları da oku dedi. Daha ve Az kitapları. Evet. Bunlar da güzel bir macera olacağını düşünüyorum. Tekrar gösterim arkadaşlar. Kayra ve Kinyas'tan çok büyük zevk almışım. Bir kitabını daha okudum ama hatırlayamıyorum. Nermin Yıldırım'dan Misafir kitabı kaldı külliyattan. Bir de Dokunmadan kitabını alacağım.
Bütün seriyi böylelikle tamamlamış oluyorum. Dokunmadan kitabın daha güzel olduğunu söylüyorlar ama benim elimde şu anda misafir olduğu için misafiri öncelik tanıyacağım. Evet, Marcel Proust'lar da bana hediye geldi arkadaşlar. Kayıp Zamanın İzinde serisinin tüm serisini aldım. Bu serinin içerisinde şu anda Sıvanların tarafı yok. Onu Şubat ayı okumalarım içine aldığım için şu an burada yok. Onları zaten tek tek her ay bir tane seriden bir tanesini alacağım. Bunların da bir okuma sırası var arkadaşlar. Sıvanların tarafı serinin ilk kitabı. Çiçek açmış genç kızların gölgesinde ikinci. Evet, Garmentes tarafı, Sodoma ve Gomorra, Mahpus, Albertine Kayıp, Yakalanan Zaman. Bu seri Fransız edebiyatından Proust okumak yani biraz zor arkadaşlar. O belli bir okuma seviyesine ulaşınca mümkün oluyor. Çok keyifli benim için. Her zaman aklımdaydı bunları okumak, Proust serisini. Bu seneye kısmetmiş. Her ay bir tanesini okuyacağım. Şu anda okuduğum Sıvanların tarafındayım ve çok zevk alıyorum. Şöyle okumak gerekiyor bu kitapları. Ara vermeden ve sessiz sakinlikle ya gece yarısından ya da sabahın çok erken saatinde temiz bir zihinle okumak çok önemli. Yani diyeceksiniz ki bütün kitaplar için öyle aynı şey geçer değil mi? Bazı kitaplar hakikaten daha ince ayrıntılara dikkat etmek için, o paragrafı kopmadan okumak için, gerekirse o paragrafı tekrar tekrar okuyup kitapla bağlantısını ve bir önceki okuduğunuz sayfalardaki karakterle, olay kurgusuyla bağlantısını kopmadan okumak için berrak bir zihinle okumak ve sessizlikte bir de konuşabilsem sessizlikteki okumanın keyfi daha bir başka oluyor arkadaşlar. Bu sene bunları okumaya hedefledim kendime. Başka kitap kaldı mı bilmiyorum. Çeşitlemeye çalıştım. Hem klasikler, hem dünya edebiyatı, hem Türk edebiyatından da az oldu, çok oldu bu sefer diye düşünüyorum. Yo, çok olmadı. Bir Sezgin Kaymaz var. Bir Orhan Pamuk, iki. Nermin Yıldırım'dan iki tane, dört. Hikmet beş. Beş tane koymuşum. Evet, çeşitlendirmeye çalıştım. Kanadalı yazar, Rus yazarlar, Fransız edebiyatı. Evet, Murakami var gene. Gene çeşitli olmuş. Türk de var. Latin Amerika'dan da koymuşuz. Amy Molov da var. Kanadalı yazar var. İşte Rus klasiklerine de verdik. Victor Hugo koymuşum. Evet, Fransız edebiyatı olmazsa olmamız. Evet, ben şimdilik böyle videomu çektim. Ama bu kitaplar hangisini hangi ayda okurum? Kim araya girerdi? Araya hangi kitaplar girer? Daha yeni alışveriş yaparsam öncelikle hangi kitabıma öncelik veririm? Onu da bilemiyorum. Siz olun. Okumaktan vazgeçmeyin. Okumalarınızı çeşitlendirin, keyifli hale getirin. Okuyamıyorsanız kitabı yarım bırakmaktan çekinmeyin. Çünkü onun bir zamanı vardır. Daha sonra elinize aldığınız zaman hakikaten sular seller gibi okursunuz. Ama bazı zaman da elinize aldığınız zaman o kitap gitmez. Gerçekten ruh haliyetiniz onu kaldırmıyordur. O dönemde değilsinizdir. O yüzden zorlamayın, kitapla inatlaşmayın. Burada önemli olan kitaptan aldığınız keyiftir. O karakterlerle özdeşleşmenizdir. O karakterlerin yaptığı şeyleri doğru bulursunuz, doğru bulmazsınız. Aslında yatan mesele o karakter size neyi anlatmak istiyor? Çünkü karakterler dediğimiz şey toplumdaki katmanlardan bir kesittir. Kimi yazarlar bunu aile üzerinden veriyor, kimisi birey üzerinden veriyor, kimisi bambaşka kurgularla veriyor. O yüzden diyorum ki kişisel gelişim de okuyabilirsiniz. Dini kitap da okuyabilirsiniz veya öyle bir kurgu okursunuz ki içerisinde hem din olur hem aile olur, hem çok zenginler olur hem çok halk katmanından kişiler olur. Burada mümkün olan o toplumun içerisindeki gelenekler, görenekler ve o gelenekler, göreneklerden bireyin ne aldığıdır. Bireyin ne yaşadığıdır. Kimi zaman aynı evin içerisinde beş kardeş olursunuz. Aynı anne baba size aynı travmayı yaşatır gibi durur. Yani aynı olay, o kötü bir durum olur. Ama bu beş kardeşin hepsi de onu acı, travmatize edilmiş bir şekilde hayatlarına yansıtmaz. Birçok olay ve kurgu
Herkes de farklı izlenimler yaratır. Herkes kendi payına düşeni alacaktır. Hayatı kitaplardan okumak bana göre çok zevkli. Kişilerden okumak da çok zevkli ama kitaplardan okumak daha pratik ve daha çözümleri olan bir şey. Ben böyle kitapları okumaktan çok zevk alıyorum. Bu sene bunları okuyacağım diye paylaşmak istedim sizlere. YouTube'uma üye olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyorum.